Ama ben bunu kanıtlamak için hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü yakında kendi gözlerinizle zaten göreceksiniz. Bu konu burada kapandı dedim. Şansını sakın daha fazla zorlama. Bu konu burada kapanmayacak Haluk Bey. Her şey benim istediğim gibi olacak. En yakın arkadaşım bile bana inanacağına gidiyor, o kıza inanıyor. Çıldıracağım. Sakin olun Meltem Hanım. Burada önemli olan sizin duruşunuz. Soğukkanlılığınızı korumanız. Ay, ya böyle bir durumda bir insan nasıl soğukkanlılığını korur? Sakin olun lütfen. Haluk Bey'le konuştunuz mu? Yazdıklarınızı okudu mu Haluk Bey? Bana sorarsanız kesin okudu. Ama bir şey söyleyeyim. Meltem Hanım, Haluk Bey'in yazdığınız defteri okuduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çünkü ben Haluk'u tanıyorum. Yani Haluk bir kere okumayacak olsa hayatta o defteri benden almazdı. Ayrıca yani bugün oteldeki konuşmalarını düşünürsek okumuş gibiydi yani. Belki konuşmak için baş başa olmanızı istiyordur. Sonuçta yanınızda Rüzgar Bey vardı. Bakın bu doğru olabilir. Neyse canım, akşam göreceğiz. Kızlar şimdi açın kulaklarınızı, dinleyin beni. Kulaklarımız zaten açık değil mi Kadriye anne? Boş ver sen anne onu, yokmuş gibi davran. Haklısın gelin. Bugünden itibaren bunlara boykot uygulamaya başlıyoruz. Bak, yemek yapmak yok. Çay yapmak yok. Ne yemek isterlerse gidip mutfakta kendileri yapacaklar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hı. Ben tam anlamadım. Bugünden itibaren sadece kendi çamaşırlarımızı yıkayacağız. Temiz giyinmek isterlerse kendi çamaşırlarını kendileri yıkayacaklar. Tamam mı? Tamam anne. İyi de benim kudüsüm kolalı gömlek giyiyor ve ona çok yakışıyor. Allah'ım tövbe yarabbi. Bugünden itibaren kendi göbek bağlarını kendileri kesecekler. Hüseyin Efendi ile Şükrü Efendi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anne. Ne oldu Hatice, ne oldu? Kızma Kadriye anne de ben anlayamadım. Ya göbek bağını nasıl kesecekler? Merve, bak şimdi ne düşündüm biliyor musun? Bence Gönül'le sen konuşsan daha iyi. Hayır babacığım, bence sen konuşsan çok daha iyi olur. Sonuçta bu ikinizin arasındaki mesele. Ben karışırsam hiç hoş olmaz yani. Yok yok, sen söyle. Senin söylemen daha şey olur yani. Doğrusu bence senin söylemen yani. Git Gönül'e açık açık yani. Hiç şey böyle kıvırtmadan böyle direkt de ki yani benim annem birisiyle evleniyor de. Yani o yüzden de annemin müstakbel eşini ben eve çaya çağırdım de. İki gün sonra çaya gelecekler de. Bütün her şeyi ben organize ettim ama de. Yani babamın hiç haberi yok de. Sen merak etme, ben şey yaparım yani. Hiç bana niye söylemedin Merve? De şey yaparım. Ben oynarım onu. Benim oyunculuğum iyidir orada. Hiç problem olmaz yani. İşte benim oyunculuğum senin oyunculuğun kadar iyi değil baba. O yüzden direkt sen söyle, hepimiz kurtulalım. Senin müthiş oyunculuğunla. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Yani sen annemin müstakbel eşiyle ilgili konuşmak için annemi arayalım dediğinde ben sana izin vermedim ya. Babacığım, o meseleyle Gönül ablayla bu mesele hakkında konuşmak eşit mi? Geldi. Ay. Ne haber? Merhaba. Hoş geldin Gönül ablacığım. Hoş bulduk. Ne haber? Orçun nerede? Ne yapıyor? İçeride odasında. Ay Merve, şunu götürsene, ona acilmiş, istedi benden. Tabii tabii, hemen ben götürüyorum. Götürme. Götürmesin canım. Nasıl, hoş geldin Gönülcüğüm. Hoş bulduk. Nasılsın? Acil dedi çocuk. Ya ama ne acil olacak canım? Yok ya, acilse şimdi kızar, ben götüreyim. Yok yok, o bir şey kızmaz. Sen burada hatırlıyorsun. Ne oluyor size? Ne? Alo? Rüzgar Bey, nasılsınız? Ben Tutku. Tutku Hanım, bu ne güzel bir sürpriz. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Ne demek, ne rahatsızlığı? Buyurun. Rüzgar Bey, siz ne kadar düşünceli bir insansınız. Neden? Meltem için yaptığınız sürprize bayıldım. Yani biz bütün kız arkadaşları olarak bayıldık. Aramızda kalsın, Meltem'in ayakları yerden kesildi. Müthiş bir hediye gerçekten. Evet, bana da beğendiğini söyledi ama bu kadar mutlu olduğunu bilmiyordum.
Beğenmek mi? Bayıldı. Yani size şöyle söyleyeyim, hediyeniz geldiği andan itibaren dilinden düşürmüyor. Gerçekten mi? Evet ama biraz üzgün açıkçası. Aa, neden? Keşke bir iki fidanı da kendim dikseydim diye hayıflanıyor açıkçası. Yani bu tür organizasyonlara bizzat katılım mümkün oluyormuş, öyle mi? Evet oluyor tabii ama katılmaz diye hiç teklif etmedim ben. Katılmaz mı? Koşarak gelir. O zaman hazır fidan dikimi devam ediyorken arayayım ben Meltem Hanım'ı, gidelim beraber fidan dikmeye. Tabii gidin. Birlikte çam fidanlarını dikin, fotoğraf çekin. Sonra onları paylaşın, hepimiz görelim. Biz de çok merak ediyoruz çünkü en yakın kız arkadaşları olarak. Tabii, tabii paylaşırım. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederim Tutku Hanım. Ay ne demek. Görüşürüz. Ciao. Söylediklerinize haklı olabilirsiniz. Ama yine de Haluk o defteri okur okumaz akşam yanıma gelmeliydi. Yani ben oraya her şeyi tüm içtenliğimle, samimiyetimle yazdım. Ha, belki sabaha kadar okudu, düşündü. Uyanınca da otelde olduğunuzu öğrendi, geldi. Ya, bilemezsiniz ki. Doğru, o da olabilir tabii. Meltem Hanım, kafamızda kurduğumuz her şey ancak karşı tarafın konuşmasıyla netlik kazanır. Karşı tarafın düşündüğünü, ne hissettiğini biz bilemeyiz. Ya, düşünerek de bulamayız. Ancak onun söylemesi lazım. O zaman gerçeği öğreniriz. Tabii doğruyu söylüyorsa. Haluk her zaman doğruyu söyler. Yalan söylemez o. O halde onunla açık açık konuşun. Yazdıklarınızı açıkça okudu mu Haluk Bey'e sorun. Tamam, bu akşam konuşacağım. Pardon, açabilir miyim telefonumu? Tabii, seansımız bitti zaten. Kusura bakmayın. Efendim Rüzgar Bey? Meltem Hanım merhaba. Sizin fidanlıktaki çam dikimleri hala devam ediyor. Belki bir fidanı da bizzat kendiniz dikmek istersiniz diye düşündüm. Bugün gidebiliriz beraber. Çok isterim. Çok isterim. Şu anda işim de yok artık. Çıkabilirim de siz bana konum atarsanız gideyim ben. Tabii hemen atıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben müsaadenizi isteyebilir miyim? Tabii. Dediklerimi unutmayın lütfen Meltem Hanım. Tamam, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oo Necu abi hoş geldin. Gel otur şöyle. Geçen gün yine döktürmüşsün halı sahada. Sorma Yido, bek kolattım. Maşallah abi. Bu sefer kaç kilo baklava saydım aç? 5. Hem de fıstıklı, çıtır çıtır. Fıstıklı mı? Oh, yarası iyiydi mi? Sizin Reşadiye takımının yenen olmadı daha değil mi Necu? Sen ne konuşuyorsun Yakup abi? Daha bilekleri bükülmedi. Tatlı olduk Şükrü. Reşadiye takımının en iyisi Necu'ysa biz bunları yeneriz oğlum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım abi. Rüdümeni tutarım.